Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock Türkiye'yi ziyaret edecek. Alman Bakanı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İstanbul'da kabul edecek. Yapılacak ikili görüşmenin ardından Baerbock'un başkent Ankara'ya geçmesi bekleniyor. Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock göreve geldikten sonraki ilk Türkiye ziyaretini gerçekleştirecek. Baerbock, Haziran'da yapacağı ziyareti koronavirüse yakalanması nedeniyle iptal etmek zorunda kalmıştı. Alman Dışişleri Bakanı akşam saatlerinde İstanbul'da olacak. Öncesinde ise Atina'da Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ta görüşecek. Merry Christmas. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yapılacak resmi görüşmelerin ardından iki bakan kameralar karşısına geçecek, açıklamalarda bulunacak. Alman Dışişleri Bakanı'nın dosyası ise kabarık. Diplomatik kaynaklara göre yapılacak ikili görüşmede son tahıl koridoru anlaşması süreçlerine ilişkin görüş alışverişinde bulunmaları bekleniyor. Bir diğer başlıksa Suriye'nin kuzeyinde olası operasyon olacak. Almanya başta Amerika olmak üzere diğer batılı ülkeler gibi yeni bir operasyona sıcak bakmıyor. Alman bakanın bu yönde mesajlarını Türk tarafına aktaracağı öngörülüyor. Sığınmacılar konusuysa bir diğer başlık olacak. Türkiye ile Avrupa Birliği arasında yürütülen 2016 tarihli mülteci anlaşmasının devamı masaya yatırılacak. İnsan Hakları ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları da görüşülecek konular arasında. Baerbock geç saatlerde ise başkent Ankara'ya geçecek. Alman Dışişleri Bakanı'nın Ankara'da CHP, İYİ Parti ve HDP temsilcileriyle ayrı ayrı görüşmeler yapması bekleniyor. Türkiye'nin yeni sondaj gemisi Abdülhamit Han'ın 9 Ağustos'ta Mersin'den ilk görev yerine uğurlanacak olması Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesiminde paniğe neden oldu. Yunanistan basını yeni sondaj gemisiyle ilgili haberlerle çalkalandı desek yeridir. Şimdi Dışişleri Bakanı Nikolas Dendias da Rum yönetimini ziyaret etti biliyorsunuz. Geminin adadaki yansımaları ve diğer konuları TV100 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti temsilcisi Burhan Canbaz'dan alacağız. Evet Burhan, söz sende. Bizde sular ısınmaya devam ediyor. Türkiye'nin yeni nesil sondaj gemisi Abdülhamit Han'ın varlığı Türk tarafında büyük bir heyecan ve coşku yaratırken Rum ve Yunan tarafında ise büyük bir tedirginlik yarattı diyebiliriz. İlk olarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nda Lefkoşa'daki kutlamalarda mesajı vermişti ve Abdülhamit Han gemisinin Akdeniz'de görev yapacağını duyurmuştu. O günden bugüne gerek Rum kesiminde gerekse Yunan tarafında çeşitli açıklamalar gelirken Atina ve Lefkoşa'nın güneyinde de gergin bir bekleyiş var ve tabii ki bununla ilgili her iki kesimde strateji oluşturmaya çalışıyor. Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias Kıbrıs Rum kesimine geldi dün ve temaslarda bulundu. Rum Dışişleri Bakanı Kasulidis'te ortak açıklama yaptı. Açıklamanın gündeminde ağırlığında tabii ki Türkiye'nin sondaj faaliyetleri ve Abdülhamit Han gemisi oldu. Rum Dışişleri Bakanı Kasulidis yasa dışı sondaj yapılabilecek 6 potansiyel nokta olduğunu, bu noktaların Güney Kıbrıs'ın sözde münhasır ekonomik bölgesiyle sınırlı olmadığını kaydederek Yunanistan ve Avrupa Birliği'ndeki ortaklarıyla en iyi hareket tarzı konusunda uyum içinde hareket edeceklerini söyledi. Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias da özellikle uluslararası hukuka ve deniz hukukuna rağmen hem karada hem de denizde yeni tesisler oluşturma girişimi karşısında Rum tarafıyla sürekli ve yakın koordinasyon içerisinde olduklarını belirtti ve ilgili Avrupa Birliği kararlarının geçerli olduğunu ve Türkiye'nin bu kararlara uymasını beklediklerini dile getirdi. Bildiğiniz gibi Rum tarafının ilan ettiği sözde münhasır ekonomik bölgede Türk tarafıyla kesişen 3 nokta var. Kıbrıs Türk tarafı çok uzun bir zaman önce almış olduğu bir kararla Türk Petrolleri Anonim Ortaklığı'na bölgede arama yapma yetkisi vermişti. Tabii ki Rum tarafı da uzun bir süredir sondaj faaliyetlerini sürdürüyor ancak pandemi döneminde yani yaklaşık 2 yıldır çalıştıkları uluslararası şirketler çalışmalara ara vermişti. Türk tarafı ise bu süre zarfında kendi milli imkanlarıyla arama çalışmalarına pandemiye rağmen devam etmişti. 7. nesil olarak 12.200 metreye kadar sondaj yapma kapasitesine sahip olan Abdülhamit Han gemisinin bu bölgelerde arama yapacak olması ise bu çalışmalara büyük bir güç katabilecek diyebiliriz. Ama bu durum Rum ve Yunan tarafında çok daha fazla rahatsızlık yaratacak. Zaten Lefkoşa'da dün Rum ve Yunan bakanlarının yaptığı toplantının
ana gündem maddesini de bu oluşturmuştu. Kıbrıs Türk tarafı da bu konuda yapılan çalışmaları büyük bir ilgiyle izliyor ve destek veriyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar bir süre önce Mersin'i yapmış olduğu ziyarette de Abdülhamit Han sondaj gemisini incelemiş ve önemli mesajlar vermişti. Evet, adada Doğu Akdeniz sularında önümüzdeki günlerde yaşanacak gelişmeler merakla bekleniyor. Söz yeniden sizde.